Şimdi Özbekistan'a girdik. Tam anlamıyla girdik yani, hala otogardayız. Şimdi şehir merkezine falan gideceğiz, bir şeyler yapacağız bakalım. Hadi orada görüşürüz. Okey. 9.50 daha aldım. 10, 20. 22, 20. Şimdi okey. 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 Evet abi, $25 verdim. Bana 23.750 falan verdi. Sayalım. 10.000, 60.000, 100.000, 120, 125, 130, 135, 140. Yanlış mı saydım lan ben? 140, 150. Anladım. Bana 23.750 dedi. Kaç verdi? 150.000 bir şey diyor burada. İyi mi kazandı? Bir sorsan olmuş çocuğa. Al bir git. Evet abi, şimdi bize $4 çaktılar. $4 komisyon aldı şerefsizler. Böyle. Turist olunca böyle. Yapacak bir şey yok. $4 kaybımız var şu anda. Şeyden para bozdurmayın abi mümkünse ya. Otobüs terminallerinden para bozdurmayın. Mümkünse gidin şehir merkezine. Orada çakacaklarsa çaksınlar size. Bu tarz yerlerde komisyon hep geçiriyorlar. Abi biz şimdi sim kart alacağız. Arkadaş sağ olsun bize yardımcı oluyor. Onunla şeyde konuştuk. Sınır kapısında tanıştık. Kendisi Özbekistan'da. Taşkent'e kadar birlikte geldik. Şimdi sim kartı alacağız. 5 GB internet. Toplamda sim kartı fiyatıyla birlikte 40.000 Özbekistan somu yapıyor. O da işte yanlış mı olmasın $3.5 falan tekabül ediyor. İşte internet lazım oluyor. Navigasyon şu bu falan filan kullanmak için. O yüzden internetimizi alacağız. Ona göre devam edeceğiz. Para. No, no. No? No. Taşkent? No. No. No, no. Tax, no tax. Herkes taksi soruyor lan. Samarkand dur be. Samarkand asıl olmalı. No, no. Abi görüyorsunuz. Bir ülkeye girdiğinizde taksiciler ayağınıza yapışıyorsa bilin ki o ülke fakir bir ülkedir. Ama eğer taksiciler ayağınıza yapışmıyorsa işte o zaman sıçtınız. Evet, ne? Abi şu ülkeyi Grab sevmedim ya. Yemin ediyorum herkes birbirinin peşinde. Bak burada taksici diye bir şey yok ha. Bize sarı taksi var ya, burada herkes taksici. Herkes taksici. Normal araban varsa taksicisin. O yüzden herkes birini. Abi saatlerdir yemek yemiyoruz. Karnımız aç. Şöyle acayip bir yere girdik. Metroya bineceğiz. Bilmiyorum ya, hiç sevmedim. Gram sevmedim bu ülkeyi. Vallahi tek başıma olsam dönerim de. Kardeşim gezelim diyor. Onun hatırına biraz takılacağız gibi bakalım. O kadar hevessizim ki böyle video çekesim bile yok yani. Zaten izlemiyorsunuz, destek olmuyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Niye geziyorsam. Sinirlendim ya. Şöyle bir yerdeyiz. Hadi bay. How much? Ha, yürüyormuş. Galiba kart aldı, anlamadım. He? Kartı nereden çıkıyor? Amur tamur bekatı dedi. Evet, amur tamur bekatı mı ne varmış arkadaşlar? Şehir merkezine gitmek için. Herhalde buradan bineceğiz. Bu sıkıntı bineceğiz galiba. Neydi? Amur tamur bekatı. Ha, okey. Thank you. Evet arkadaşlar. Vallahi bindik ama. Nereye gideceğimizi tam olarak anlayamadım. Herhalde bir şekilde gideriz. Türkiye'ye. 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 Türkiye'ye.
bize yardımcı olacak. Bir tane durak var, ismini bilmiyoruz. Bizi oraya bırakacak. Yani geldiğimiz zaman söyleyecek. Çok ses var, sonra konuşuruz. Abi adam bizi amur tamur, bekatı falan bir şeyler dedi. Orada ineceksiniz diye. Lan biz oraya geldik, şimdi diyorlar ki geldiğiniz yerden bir durak sonrasında bir daha geri gideceğiz. Bir durak geri gideceğiz. Orada inip öyle çıkacakmışız şehir merkezine. Bakalım buluruz herhalde. Şöyle bir ortam var. Abi yollar bozduracağız şimdi. Abi sağ olsun bize yardımcı olacak. Bozduralım, vallahi kimse yardımcı olmuyor. Allah razı olsun abi, buraya kadar geldi. Thank you. Abi şöyle bir yere geldik. Para bozdurmak isterseniz siz de Özbekistan'da gelebilirsiniz. Burası ne bilmiyorum ama internetten araştırırsanız güvenilir bir yer. Belli yani, banka usulü çalışıyor. Banka diye geçiyor zaten. Otogardan falan bozdurmayın. Saplıyorlar orada. Bakın burada yazıyor herhalde. Burada cadde ismi mi yazıyor? Ne yazıyor? Şurası. Neyse biz yemek yiyeceğiz, sonra görüşürüz. Abi şimdi abi bize sorduk. Dedik böyle böyle ucuza yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı diye. Karşıda bir yer var dedi. Türk restoranı zaten dedi. Türkçe konuşuyor, anlıyor ya. Buradakiler Türkçe anlıyor. Türkçe anlıyor musun dedim. İlk başta çevirden gösteriyorum ben. Google Translate'den. Dedi Türkçe biliyorum ben dedi. Şu karşıda var dedi. Ucuz mu dedim. Ucuz dedi. Türk yeri dedi. İyi tamam dedim, bakalım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Kendisi de burada. Abi adam bizi getirdi de Türkistan restoranı diyor. Türk restoranı değil ki bura. Bir de görsen kapının önünde kırmızı halılar var. Biz oraya girsek bizim kanımızı alın üstüne döküp iyice koyulaştırırlar orayı. Cadde de biraz lüks gibi ama ya. Bakalım. Ucuzu bir yer bulacağımızı zannetmiyorum burada. Şimdi bir yere geldik, şöyle bir mekana. Karnımız acıkmıştı. Öyle navigasyonunu işaretledik dedik. Bakalım Facebook falan yazıyordu, belki ucuz olur diye geldik. Şöyle bir menü. Şurada et bir şey var. Yani tam olarak da bilmiyorum. Sup falan diye geçiyordu. Ketçabımız var, patatesimiz var. Kolamız var. Bunlara bakın işte burada 103 son verdi. Çok belli olmuyor. O da 9 dolara tekabül ediyor. Sapladılar gene. Bu ülke saplamayı seviyor. Ben onu anladım. O yüzden yapacak bir şey yok. Kıbleye doğru biz pozisyonumuzu aldık. Ondan sonra Türkiye'ye doğru geleceğiz herhalde. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Çok yorulduk, çok sıkıldık. Hiçbir şey yapasımız yok. Hiçbir şey yapasımız bok yok. Bok gibi hissediyoruz. Yemek yedik. Yemek yedik ama yiyeceğimizi de yedik. Kazımızı da yedik. Ben yiyeceğimi yedim. Hiçbir şey çekesim yok. Gezilecek bir yer yok. İnsanları sevmedim. Bu ülkeden hiç ışık alamadım. Özbekistanlılar bunu beğendim. Aynen. Yarın başka bir kente gideceğiz. Ondan sonra yavaştan dönüş yoluna gideceğiz. Bilmiyorum, belki beni seversiniz. Belki videolarımı beni ben olduğum için izlersiniz. Bilmiyorum. I don't know man. Fuck you. Listen to me. Get the fuck off. Fuck you. Görüşürüz. Ölmezsem. Ciao. Oğlum beni niye sürekli ifşa ediyorsun? Sürekli beni...